Kızıl gezegen şeklinde bilinen Mars gezegeni, Güneş'ten başlayarak dördüncü gezegen olarak bilinmektedir. Aynı zamanda da dünyadan çıplak göz ile en rahat görülen gezegenlerden birisidir. Katmanlarında ve yüzeyinde su olma potansiyeli sebebiyle birçok bilim kurulu tarafından araştırma amacıyla özel insansız nitelikteki araçlar vasıtasıyla keşif gezileri yapılmaktadır. Mars, Güneş sisteminin Güneş'ten itibaren olan dördüncü gezegenidir. Roma mitolojisi içindeki savaş tanrısı olan Mars'a ithafen isimlendirilmiştir. Yüzeyinde yer alan yaygın demir oksit nedeniyle kızılımsı bir görünüme sahibi olduğu için, kızıl gezegen de denilmektedir. İnce bir atmosferi bulunan Mars hem Ay'daki gibi olan meteor kraterlerini, hem de dünyadaki gibi olan volkan, çöl vadi ve kutup bölgelerini içermiş çehresiyle bir yer benzeri gezegendir. Bununla birlikte dönme periyodu ile mevsim dönemleri dünyanınkine bir hayli benzemektedir. İki adet uydusu bulunmaktadır. Mars'taki Olimpos Dağı, Güneş Sistemi içinde bilinen en yüksek dağ olma özelliğine sahiptir. Marineris Vadisi ismi verilen kanyonda en büyük kanyondur. Bununla beraber Haziran 2008 tarihinde Nature dergisinde yayınlanan üç makalede açıklanmış olduğu gibi Mars gezegeninin kuzey yarım küresinde 10600 kilometre uzunluğunda ve 8500 kilometre genişliğinde olan dev bir meteor kraterinin var olduğu saptanmıştır. Bu krater bugüne dek keşfedilmiş olan en büyük meteor kraterinin 4 katı büyüklüğündedir. Mars ilk defa Mars Global Surveyor tarafından 1998 ile 1999 tarihlerinde gönderilen fotoğraflar ile keşfedilmiş olan koyu kumu lekeleri, Mars gezegeninin özellikle de güney kutup bölgesinde bir diğer değiş ile 60-80 enlemlerinin arasında görülebilen, buz tabakasının üstünde ya da altında belirebilen, mahiyeti henüz anlaşılmamış oluşumlardır. Mars gezegeninin ne renk olduğu sık sık merak edilmektedir. Mars'ın yüzeyinde çoğu zaman demir oksitin yer almasından dolayı bu gezegenin rengi kırmızımsı turuncu olmaktadır. Atmosferinin de bir hayli ince olması nedeniyle Mars uzay üzerinde doğal renklerinde gözlemlenmektedir. Mars gezegeni özellikle dünyaya benzeyen yapısıyla bir adım öne geçmektedir. İnce bir atmosferi mevcut olan kızıl gezegen, çöl, kutup ve vadileriyle birlikte bir hayli büyük bir benzerlik göstermektedir aynı zamanda birlikte dönme periyodu da dünya ile oldukça benzerdir. İki tane uydusu bulunan Mars gezegeni dünyaya en yakın bulunan gezegen olarak da ön plana çıkmaktadır. Özellikle dünya haricinde güneş sistemi içinde sıvı su bulunmasıyla yaşamın mevcut olabileceği olasılığı yüksek en önemli gezegendir. Üstelik bugüne kadar gerçekleştirilen insansız nitelikteki keşif araçları Mars gezegeninin kutup kısımlarında buzullara rastlamış durumdadır. Bu nedenden dolayı daimi olarak takip edilen ve insanlı biçimde ulaşabilmek için hedef alınan bir gezegen çeşididir. Mars bir gününü tamamlama bakımında da yaklaşık bir şekilde Dünya ile eşdeğer olmaktadır. Dünya bir günü 24 saatte tamamlarken Mars gezegeni ise, bunu 24 saat 40 dakika içinde tamamlamaktadır. Bu sebepten dolayı Mars gezegenine ayak basıldığında gece ile gündüz süresi açısından pek yabancılık çekilmeyecektir. Konum bakımından farklılık göstermesinden dolayı Mars'ın güneşin etrafında dönme süresi ise 686 dünya gününe bedel olmaktadır. Yani bahsedilen durum dünyanın iki misli kadar süre içinde gerçekleşmektedir. Bu kapsamda Mars'ın Güneş etrafında dönmesiyle birlikte Dünya'ya göre mevsimleri iki kat daha uzun süre yaşamaktadır. Mars'ta yaşam ihtimali var mı? Bir süredir Mars'ta yaşam olup olmadığını araştıran ve Kızıl Gezegenle ilgili bilgiler toplayan Perseverance adlı keşif aracı çok önemli bir buluşa imza attı. Mars'tan toplanan ilk kaya örneklerinin uzun süre suyla temas etmiş olduğu belirlendi. Bu durum, Mars'ta eskiden yaşam olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın, NASA tarafından Mars'a gönderilen Perseverance adlı keşif aracı, Kızıl Gezegen'den ilk örnekleri topladı. Mars'tan toplanan ilk kaya örneklerinin uzun süre suyla temas etmiş olduğu belirlendi. Yapılan açıklamada bu durumun, Mars'ta eskiden yaşam olabileceği yolunda görüşleri güçlendirdiği bildirildi. Mars projesinde görevli isimlerden Ken Farley tarafından yapılan açıklamada, toplanan ilk kayalar, potansiyel olarak yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre olduğunu ortaya koyuyor. Uzun bir süre burada suyun bulunması çok önemli, dedi. NASA'nın jeoloji uzmanı Katya Stark Morgan ise yaptığı açıklamada, bu kayalarla ilgili ilginç bir şey de, yeraltı suları ile sürekli etkileşim belirtileri göstermeleri, sözleriyle kızıl gezegende yaşam olabileceği yolundaki iddialara destek verdi, bu kayaların uzun süre suya maruz kalmasına dikkati çeken Morgan. Bu kayaların içinde eski mikrobiyal yaşamı destekleyebilecek yaşanabilir belirtiler olabileceği görüşünü dile getirdi. Öte yandan, Mars'tan toplanan kaya örneklerinde tuz mineralleri bulundu. Bu buluş, Mars'ta daha önceden su bulunduğu tezini güçlendiriyor. Perseverance adlı keşif aracı tarafından alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına Kızıl Gezegen'de milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor. NASA'nın Kaliforniya'daki Perseverance keşif aracı 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat'ta Mars'a inmişti. Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın kızıl gezegendeki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem içinde 300 milyon dolar harcanmıştı. Geçen ay Perseverance'ın Mars'tan ilk örnek alma denemesi başarısız olmuş, bunun üzerine NASA yeni bir protokol geliştirmişti. İzlediğiniz için teşekkürler kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bilimle kalın.